Son dakika. Emekli maaş zammı toplantısı iptal edildi. Gözler Erdoğan'da. En düşük emekli aylığı ile ilgili olarak bugün yapılacağı duyurulan toplantı son anda iptal edildi. Milyonlarca emeklinin gözü Erdoğan'a çevrildi. Emekliler bugün Beştepe'deki toplantıyı merakla bekliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler, dün yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir toplantı yapılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş bugün saat 15.30'da bir araya gelecek. Ekonomimin haberine göre, kaynaklar toplantının çeşitli kanun değişiklikleri ve idari işler gibi genel ülke yönetimine yönelik konuları ele aldığını vurguladı. Emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların tamamlandığını ve karar aşamasına gelindiği ifade edildi. Son karar Erdoğan'da. En düşük emekli aylıklarına ek yapılması kararı, Cuma günü Türkiye'ye dönecek olan Cumhurbaşkanı tarafından verilecek. Rakamın kesinleşmesinin ardından tasarruf paketiyle ilgili kanun teklifine bir madde eklenerek sam gerçekleştirilecek. Mehmet Şimşek katılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da bulunacağı için Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya katılamayacak. Toplantının tasarruf tedbirleri düzenlemesi ve kamuya alınacak personelle ilgili olduğu belirtildi. Kaynaklara göre emekli aylıklarının artırılmasıyla ilgili seçeneklerin etki analizi üzerinde çalışmalar devam ediyor ve bu alternatifler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. İhtimaller neydi? En düşük emekli maaşı üzerinden yapılan çalışmalar sürerken yeni rakamın 12.000 Türk Lirası veya 12.500 Türk Lirası olabileceği gündeme geldi bugünkü toplantıda alınacak kararın, TBMM'de görüşülmekte olan torba yasaya eklenmesi veya ayrı bir teklif olarak sunulması planlanıyor. Top Erdoğan'da En düşük emekli aylıklarına ek zam yapılması kararı, Cuma günü Türkiye'ye dönecek olan Cumhurbaşkanı tarafından verilecek. Rakamın kesinleşmesinin ardından, tasarruf paketiyle ilgili kanun teklifine bir madde eklenerek zam gerçekleştirilecek.